Ben ilkokuldan çıktığımdan beri bu sanayi yeni yapıldı. Eskiden sanayi vardı çarşının altında. Orada babam devam ettirdi. Ben Osayoka askerden 70'te geldi, 72'de geldik. Askere gitmedim, bu dükkanı yaptık. Buraya geldik, oradan buraya taşındık. O gün aşağı yukarı 4-5 sene evveline kadar elle yapıyorduk. Ondan sonra makine aldık. Ama çoğunu yine elle yapıyor. Elle yapma devam ediyor isteyen olursa. Mahmut Sabancı, dedemin ismi de Mahmut Sabancı. Biz Manisa'nın Demirci ilçesindeyiz. Çan imalatı yapıyoruz. Mesleği dedemizden öğrendik. Babam Mustafa Sabancı. Ben de babamın dedemin yanında bu mesleği öğrendim. Liseyi bitirdim, mesleğe devam ettik. Yani çocukluğumuzdan beri mesela okuldan çıktıktan sonra hafta sonları devamlı dükkanlıydık. Dedemizin yanında, babamızın yanında bu mesleği öğrendik. Bize dedem itinayla, özenle öğretti. Böyle şimdi çan imalatçısıyız yani. Bunu böyle döveceğiz, bak bunu dövdüğümüz zaman bunlar birbirinden gevşecek. 6 tane çan var bunda birbirine, böyle gevşetmek için böyle kekişte vuracağız böyle. Şöyle şu şekilde. Bunları birbirinden ayırmak için gevşeteceğiz. Böyle bak. Babam şimdi esasında kara demirciymiş. Sonradan kara demircilik zor, burada onları görmediniz. Tabii siz yaşlılar bilirler. Balyoz vurulurdu. Şahmerden filan dövme şeyi yoktu. Kara demirci demek çapa yapılırdı. Eskiden elle yapılırdı. Çapalar, arazilere çap. Bu tohumlar, traktör falan yoktu. Traktörler, bu öküzler vardı buralarda. Ondan demirlerini yapmak için çalışanlara kara demir derler. Onları yapardı. Onların izini almış babam ustasından. Nalbantlık var bir de. Hayvanların eskiden askerde de çoktu hayvan. Askerde nalbant olarak gitmiş babam. Şimdiki araba ustası gibi orada babam el üstünde durmuş subayla. Hayvanlar nalbantlayacak ya tabii, dava araziye gidecek, top çekecek, şu çekecek. Oradan askerden geldikten sonra, ben işte askere gitmeden ustasından izin almış babam. Bu çancı adam da aynı demin çırak gelmiyor dedim ya. İşçi bulamadım ben, babam da biraz çalışkan maşallah. Onun için sen benim yanıma girdin. Ustasına sormuş yine. Usta demiş, beni çancı havuz çağırıyor demiş. Gireyim mi demiş. O da onu konuşuyormuş ustasına, öteki ustasından. Öyle onun yanına girmiş. Ondan sonra çan yapıyorlar ya ben. Orada yapa tabii ya, çalıştıkça öğrenmiş ustasından, çalıştıkça öğrenmiş. En sonunda mesela bu kaynak işine gelince kadar bunlar oğlum demiş, sen bu sanatı öğrendin iyice, güzel, meraklısın demiş. Bunu sırrını zapt edersin, sırrını zapt edersin, ben sana bunu öğreden iyice demiş. Ya bu kaynak işini öğrenmiş. Şimdi bizim dövdüğümüz şey de önemli çok. Onun randımanını dövmek önemli. Tam kubbe gibi, aynı makine gibi basmak, onları öğrenmiş. Bunları öğrenmiş. Öyle öğrenmiş de oradan askere gitmiş. Askerden geldikten sonra yine oraya girmiş. Kaynak etmesi zor. Böyle dövmesi çok zor. Bunu biz 1970'ten beri vuruyoruz. Böyle aynı elle yapıyoruz devamlı. Oğlum şimdi bu yetişti. Bununla yapıyoruz. Devam ettireceğiz şimdi dededen toruna. Mesleğimize. ...70'ten beri bu da hiç başka iş şey yapmadan ha onu yapıyoruz. Ben bir sene bir ara verdim, hacıya vardım, geldim hem çalışayım diye. Oraya gittim geldim, babam burada devam etti, bereket verdi, kapatmadı. Ondan sonra oğlum şeye gittim, sanat okuluna gitti. O da onu öğrendi, geldi, bitirdi. Ben dedi mesleğimize devam edin dedi. Ondan sonra
O da bereket versin, bize destek çıktı, onu öğrettik. Başka arkadaşlara çıralı gelin diye oluyor. Çocuklar gelmiyorlar, havas etmiyorlar yani öyle öğrenen diye şey yok. Da o gün bugündür yapıyoruz, elemenle yapıyor. Çobanlardan isteyen olursa istediği şekilde model olarak bize gönderiyorlar. Kullandığı çanı bize gönderiyor, biz onun modelini çıkarıyoruz. Onun modeline göre çanı aynısını yapıyor, gönderiyor. Hep saçtan, takape saçtan yapıyor, güzel. Kömürle, sarıyla kaynatıyor. Şimdi çanın malzemesi saç, demir. Şimdi mesela küçüklüğüne büyüklüğüne göre, mesela küçük çanlar 0.80, 0.90. Büyüklüğüne göre 1 milimden. Daha büyük olursa 1.20, 1.5'tan. Büyüklüğüne göre saçın milimi değişir yani. Ondan sonra saçtan çan haline gelir. Bir çan oluncaya kadar yani tamamıyla 40 kere elden geçiyor. Bunun ismi yuva. Bunda 5 tane, 6 tane çan var. Bunu ben şimdi buradan keseceğim şöyle. Makasla keseceğim, ondan sonra ayıracağım ben yine de. Aynı boyut yaptığınız zaman aynı ses çıkar ama yani birbirine çok yakın çıkar, uzak çıkar. Ona mesela aynı ses istediği zaman yaptıran kişi, biz onu tek tek eşleriz mesela. Bir tanesinin sesini beğenir, bize buna göre eşler. Biz onun mesela bir çekiç vururuz, sesi biraz daha kapalaşır. Mesela az daha curaltırız veya ince kalın diye. Onu tek tek eşleriz biz. Onun seslemesi ayrı oluyor örste. Bunu burada mengenede bunu birbirinden ayıracağız. Bak yuvayı ayırmak derler buna. Bunu bu şekilde ayıracağız. İlkokula gidiyor. Babam yine o zamanlar yemek geliyor evlerden. Lokantalar şunlar bunlar yok ki. Öğlen kahvalarda var çalışıyorlar. Babam yine yemek götürürken getiriyor. O devamlı hiçbir yere gitmedik. Devamlı babam yanında durduk. Ondan sonra okuldan çıktığında devamlı geldik. Hatta bize burada öğretmen okulu açıldı. Oraya imtihansız filan aldılar, talebe bulamadılar da. Bu meslek dayıydı ya, o zaman kazancı ne işimiz var bizim okulda dedik. Öyle okumalara girmedik, bu mesleği öğrendik babamızdan. Çobanlar bize dedem bu işi 70 seneden beri devam ettirmiş. Eskiden beri geldiği için mesela elinde bizim çanımızdan vardır mesela 20 senelik, 30 senelik. Onun geri kalanı eskimiştir veya düşürmüştür hayvanına. Kayışı kopmuştur, sapı kopmuştur. Onun mesela bize bir tane numunesini getirir. Ben bunun altını istiyorum veya üstünü istiyorum der. Biz onun numunesine göre altını veya üstünü yaparız. Asıl kelam öyle işte, ondan sonra biz buraya geldik, buraya taşındık. Buradan ben bu düzenleri kurdum. Babam bu körüğü aldı, geldi elle. Vantilatör almadık, elle çalışan körüğü aldık. Simavun Beyce kasabası var şurada.
Burada yapıyorlardı bunları manda derisinden. Gitti o zaman da cipler vardı, taksiler, dolmuşlar yoktu. Cipin üstüne attı geldi. O günler içinde birer mahdi durum bunları yaptık, vere sağladık filan derken bereket versin. O gün bugündür çalıştık babamla birlikte. Bunu ele getirdik bunları. Vantilatör daha benim oğlan sağ olsun. Ugur verdi bize. Baba dedi bu eski şeyle uğraşıp durman dedi. Körük çakam. Hakikaten de yoruk gördüm. Hem bunu elimle çekiyorsun hem buraya bakıyorsun. Öyle zor oldu yani. Onu da öğrendik. Tabii biz okuduk, okuldan çıktık, buraya geldik. Tabii çocukluğumuzu da yaşadık yani. Ama ben bu mesleği iyi ki öğrenmişim. Çünkü ben yaşım daha genç, bazı şeylere sahip oldum. Mesela evlendim, evimi yaptım, arabamı aldım vesaire. Benim mesela, benim yaşımdaki, benim akranlarım daha hala işsiz gezenler var. Öğrenmen olmak önemli değil yani. Oradan mezun olsak da bu mesleği yapsak daha bir başka olurdu. Bu mesleği ilerletmek de daha başka olurdu. Benim Mahmut mesela sanat okuluna gitti, yine faydası çok. Şimdi oraya göreceğini oraya düzene soktu. Güzel, sıcak, burada kışın buz tutacak insanı burada, sopa yapmasın. Çan olmadı mı koyun çalışmaz zaten, hayvan yayılmaz. Toplu durmaz bir arada, gece bulamazsın. Çobandaki çan meraklı olan esas merakta değil de ihtiyaç hayvanın bu. Koyunun ihtiyacı. Şimdi mesela bir merada 3 tane çoban var diyelim. Mesela çobanın biri 800 numara çan takar. Hep aynı ses. Biri 10 numara çan takar. Biri 13 numara çan takar. Mesela onlar birbirlerinin sürülerini ayırabilirler gece. Yani kendi çanına kulağa aşina olur artık onun. O ses nereden geliyorsa oraya gider. Ufandan büyüğüne doğru çaldın mı aynı keman çalıyormuş gibi olur o. Burada arazide bu çok güzel duyulur gece. Sonra çoban uyur kalır. Koy çan o, koyun bölünür. Nereye gittiğini bulamaz çoban çan sesinden bulur. Ben tecrübem yok. Çobanın kulağını toprağa verilmiş. Çan sesi topraktan uzağa gidermiş. Çoban ne anlattı ben tecrübem yok şimdi. Yalan söyle çancı yineme ben varıp da gece koyun gitti de onu dinlemedim. Çok koyun nerede diye onu bulurmuş. Şimdi elle dövmek önceden yani çok eskiden pres tabii makine olmadığı için hep el gücüyle yapılmış. Şimdi elle dövülen çanın biraz daha hafif olur. Normal pres çanına göre. Döve döve incelir. Mesela 3-4 kere ocağa girer. O üstündeki tav attıkça saç incelir. Mesela çan büyük olsa dahi hafif olduğu için hayvanı da yormaz. Sesi güzel olur. Hayvanı yormaz yani. Onun için dövme çana biraz daha talep var. Buradan sonra çan haline getireceğiz şurada örste. Burada buruşuklarını düzelteceğiz başka çaresi. Bu böyle yapılıyor. Elle yapma böyle. Dövme çan bu. Thank you.
şimdi öğrenmek isteyen yok. Öğrenmek isteyen olsa bile artık zorunlu eğitim olduğu için yani liseyi bitirmek zorunda herkes. Yani okuldan çıktığı zaman da bizim yanımıza gelecek bir şey yok. Bir de meslek zor olduğu için tercih edilmiyor. Ha yardımcı yok. Anayın da olsa da yetiştirir. Var. Öbür sanayide de var. Başka sanayide. Onlar böyle dövmekle yapmıyorlar. Yapamazlar. Bunu bilemezler zaten. Kıvırıyorlar makineyle, ediyorlar, kıvırıyorlar, oksijenle kaynanıyor, kaynatıyorlar, gıylanıyor, içi kaynamıyor yine. İç tarafı kaynamıyor, imkanı yok. Ona ses var mı? Var şimdi sen diyelim ki Ankara'da çan alıp satıyorum toptan, çilingirsin. Adam getiriyor, ben çancıyım diyor. Sen niye, kaç seneli çancısın, ne olduğunu soran yok, alan esnafta da sorması lazım esasında, bakması lazım çana. Böyle onlar da kötülemeyin ha, onlar da kötülemeyin, onların da çoluğu çocuğu var, rızkını kazanacak tamam ama ben çancıyım diye, temelden çancılık başka, müsvedde çancı gibi bir şey yani. Burada çandan avudan düzenlenen şeklini bulacağız şimdi biz elimizde. Bu dövme çan bu, elle dövdük biz bunu, kresle basmadık. Elle götürme bu. Düzenlemesini bulmak için geldik önce. Makasla dikleştireceğiz, el makasından. Buralarını avuzlarını denkleştirmeden çanın düzenini bulacağız. Şimdi ben 66 yaşındayım ama ben çok aşırı çalışıyorum. Neden aşırı çalışıyorum? Yok benim oğlanın yanına bir tane yardımcı kafa yok. Aylıklı şunu çalıştın, bunu çalıştın yok. Adama gel öyle adam diyor. Gelmeden adam oğlunu getirmeden haftalık kaç para vereceksin diyor. Ben bedenle çalışacağım ona harçlık vereceksin. Veririz yine tamam harçlık olmayız yani. İnsan oluyoruz devamlı teşhis parası olmaz da. Adam kendinden fazla para istiyor. Kaç bu sanatı öğrensin de ondan sonra çok para alırım. Ben de dükkan açarım demek yok. Zaten bizim mesleğimiz artık nadirleşti yani bayağı bir azaldı. Allah bana sağlık verdiği sürece, ömür verdiği sürece ben bu mesleği yaparım. Ama benden sonra artık yapabilen veya yetişen bir eleman yok. Benden sonra köredir herhalde. Devam eder tabii mutlaka devam eder de bizim şeyimiz kapanır yani artık. Tabii farklı yerlerde farklı yapanlar olur. Olsun da devam etsin de bence çoğalsın yani. Çünkü nadir bir meslek. Ben babamın mesleğini devam ettiriyorum. O da benim mesleğimi, dedesinin mesleğini devam ettirir için tabii bize bir gurur veriyor, sevinç veriyor yani. Mesleğimiz ölmemiş olacak. Sonra soy ismimiz Sabancı. Buradan soy ismimiz şeyinde lan soyumuz, şeyimiz anılacak, devam edecek yani. Sabancısa, sağ Sabancı'nın sağısı mesela unutturmuyor adam kendine. Biz de çanlara Sabancı vuruyoruz, Mahmut vuruyoruz. Şeyimiz unutmayacak yani, kaybolmayacak.
fırçanın dil takması böyle bak, hafif bu dil takacak yerini kıvırıyor, bir de bunu kıvırıyor şöyle L şeklinde. Böyle bunun içine dili takıyoruz bak, şu şekilde bak. Şöyle. Ama bunu böyle taktığımız zaman böyle birleştiriyoruz bak, şu şekilde. Böyle oluyor bu.